Herkese merhaba. Çok güzel yepyeni bir seriye başlıyorum. Aslında serinin adı Sosyal Mesafe. Biliyorsunuz ki şu an olduğumuz durumlar yüzünden hepimiz sosyal olarak mesafeli olmak zorundayız. Ama ben de düşündüm ki bu demek değildir ki gerçekten sosyal olarak mesafede olalım. Sadece fiziksel olarak mesafede olsak yeter diyerek sizlere böyle katkıda bulunabileceğini düşündüğüm konuklarla tatlı bir seri başlatmaya karar verdim. Bugün de ilk bölümüyle karşınızdayım. Şimdi benimle en yakın arkadaşım Rüya Gürgün burada olacak ve İngilizce öğrenmek konusunda çok güzel bir video yapacağız. Okay. Hoş geldin! Ya bir şey söyleyeceğim. İlk bölümü en yakın arkadaşımla yaptığım için çok mutluyum bu arada yani. Şimdi öncelikle biliyorsun ki yani kanalımın en ilgi çeken konusu zaten İngilizce. O yüzden de seninle bir an önce yapmak istedim. Ben anlatmayayım. Sen öncelikle hani İngilizce ile ilgili yolculuğun nasıl ve nasıl şu anda aslında hani occupation yani aslında meslek olarak ne durumdasın, nedir, ne değildir? Sen böyle biraz tanıt kendini. Merhaba o zaman herkese merhabalar. Ben Rüya, işte Ceylan'ın en yakın arkadaşıyım. Sadece öyle tanınmak istiyorum şu anda. Ben her zaman dile karşı merak ve ilgi duymuştum zaten. O yüzden de Ceylan'ın videolarını da her zaman severek tekrar izliyorum. Çok da hoşuma gidiyor çünkü özellikle anlattığın şeyler. Ben Fransız bir ilkokulda başlayıp daha sonra Alman bir ortaokuldan İngiliz bir liseye geçmiş bir öğrenciydim ve hani hayatımda İngilizce benim lise hayatımda karşılaştığım bir dilde. Ondan öncesinde gerçekten hiç almamıştım yani İngilizce ve Fransızca okuduğum için. İngilizce İzmir Amerikan Koleji'nde okudum. 2014'te Ceylin'le beraber işte mezun olduk. Hazırlık senesiyle birlikte 5 yıldı zaten İzmir Amerikan Koleji ve ben İzmir Amerikan Koleji'nde okurken öğretmen olmaya karar verdim. Özellikle de İngilizce öğretmeni. Çünkü 5 senede biz böyle gerçekten kafamızı yarıp içine İngilizce koyup kafamızı geri kapattılar. Ve ben IB okudum aynı zamanda da International Baccalaureate programını okudum. İşte yüksek seviye matematik, yüksek seviye İngilizce, yüksek seviye işte Türk Edebiyatı gibi derslerde ki şu anda bir sürü öğrencinin işte adapte olmaya çalıştığı bir program. Bizim zamanımızda Türkiye'de sadece 15 okulda varken şu an Türkiye'de 54 okulda var IB wow, program. Çok artmış. Evet, devlet liseleri de giriyor artık bu IB programına. IB programı da kısaca aslında şey Avrupa'daki üniversiteleri kabul ettiği bir diploma. İzmir Amerikan'dan biz böyle çift diplomayla mezun olduk. Yani bizim programımızı okuyanlar. Ve şöyle söyleyeyim, bizim zamanımızdaki 17 kişi şu anda 97 kişi oldu. Yani istek ve şey çok arttı. Daha sonra beraber yine Ceylin'le Koç'a gittik. Ben uluslararası ilişkiler girişliyim. Ama ikinci sınıfta yan dal olarak karşılaştırmalı edebiyat ve İngiliz dili aldım. Koç Üniversitesi'nde karşılaştırmalı edebiyat okumak çok çok güzeldi. Zaten ben uluslararası girişli olmama rağmen yıl sonundaki notum karşılaştırmalı edebiyatta çok daha yüksekti. Yani mezun olurken okuldan çünkü çok severek ve isteyerek okudum. Karşılaştırmalı edebiyat bu arada arkadaşlar hem Türk dili edebiyatını hem de İngiliz ya da Amerika ya da diğer kültürlerin dilen edebiyatını okuyup bunların ikisini karşılaştırmakla alakalı bir şey. Yani Koç'ta okurken bütün derslerimiz zaten İngilizceydi. Ben uluslararası ilişkileri de İngilizce okudum %100. Yani İngilizce dolduk taştık. Bu sırada ben bir özel lisede staj yaptım okurken. Çünkü kararımı vermiştim yani formasyon alıp İngilizce öğretmeni olmak için. Bir lisede işte dediğim gibi staj yaptım. Bu lisenin anaokulu, ilkokul bölümleri vardı. Oralarda da İngilizce öğretmenleriyle derse girdim. Daha sonra oradan çıktım. İngilizce ile alakalı kendimce çeviriler yapmaya çalıştım. İngilizcem körelmesin hatta daha da iyiye gitsin diye. Zaten okuldan çıktıktan sonra da hedefim olan bir okula girip şu anda idari kadroda çalışıyorum ve IB programına yardım ediyorum. Önümüzdeki dönemde de İngilizce derslerine gireceğim. O yüzden
hayatım tamamen İngilizce çalışmak ve İngilizce. Aynen. Peki şeyden de bahset bu konuyu kapamadan. Bu formasyon mesela çok güzel bir örnek oldu aslında, hani İngilizce ile ilgili bir iş yapmak isteyen biri için de. Sen aslında İngilizce öğretmenliği okumadın ama İngilizce öğretmeni olacaksın. Onun da hani kısaca böyle nasıl bir süreci var? İngilizce öğretmenliğiyle benim okuduğum bölüm arasındaki tek ders, tek farklı durum PDR, yani psikolojik danışmanlık rehberlik. PDR eğitimi de aslında formasyonla alınan bir eğitim. Yani aslında sadece sınıf içi, düzen, öğretmen-öğrenci ilişkileri, çocuk gelişimi gibi dersler formasyonla alınıyor. Ama artık eskisi gibi formasyon Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim fakültesi mezunlarına verdiği bir şey olmaktan çıktı bu sene itibariyle. 2022'den itibaren formasyon artık yüksek lisansa dönüştü. Ki benim bölümümün, evet, benim bölümümün formasyona eğitim fakültesi olmadığım için, benim bölümüm tarih ve edebiyat bölümüydü. Formasyona açık değildi. O yüzden ben formasyon alamadığım için, direkt öğretmen olamadığım bir okulda, yani idari kadroda o yüzden girdim. Hani en azından yer beklemek için, kadro beklemek için. Ama şu anda yüksek lisans olduğunda açıkçası tam belli değil kimler kabul edecek bu yüksek lisansa. Ben de bekliyorum. Öğrendikçe sana haber veririm. Onun dışında direkt İngilizce öğretmenliği okuduğun zaman zaten ekstra bir formasyona ihtiyacın olmuyor, değil mi? Hayır, çünkü o eğitimin içinde veriyorlar sana. Yani sen mezun olurken İngilizce öğretmenliği zaman ne formasyon oluyor. Ama mütercim, tercüman, karşılaştırma, dil edebiyat, İngiliz dili, Amerikan dili gibi farklı şeyler okursan, bölümler okursan, o zaman formasyona girme hakkın oluyor ve alabiliyorsun. Ve İngilizce öğretmeni alabiliyorsun ki Türkiye'de ve Türkiye'de özel okullarda ve devlet okullarında bu şekilde öğretmen olabiliyorsun. Bir yere bağladım çünkü şunu soracağım. Yani şimdi mesela senin geçmişinle ilgili çok güzel okullardan bahsettik ama şimdi beni izleyenler arasında bu imkanları bulamayan ya da okullarında bu kadar iyi İngilizce eğitim almayan kişiler oluyor ve kendi kendilerine aslında dillerini geliştirmek istiyorlar. Sence yani bu süreçte kendi kendine geliştirdiğin kısmı değerlendirirsen ne kadar faydalıydı? Yani rolü büyük müydü, yoksa yok eğitimsiz o da olmaz mıydı? Ne düşünüyorsun yani? Çok büyüktü. Bence kesinlikle çok büyüktü. Evet, eğitimin çok büyük bir yararı var ama ben her dili, yani Almancayı da bir senede öğrendim. Evet, bir özel okul, biz özel ortaokula gidiyordum ama olay okulda öğrendiğim şey değildi. Evde yaptığım tekrardı. Ya da bana verilen ödevlerdi. Yani şöyle ki, mesela senin bir sürü videonda değindiğin gibi aslında, evet bu işi kendiniz yapabilirsiniz ama o self otoritenizi kullanmanız gerekiyor. Yani şöyle ki, bir spor yapmak için bile mesela bir spor öğretmenine para verdiğinizde o sporu yapıyorsunuz. Normalde gün içinde kendinizi gaza getirip spor yapmıyorsunuz ama yapabilirsiniz. Yani aslında yaptığınız hareketler belli. Hani bir sakatlığınız yoksa. Aynı şey İngilizce için de geçerli. Yani gün içerisinde evde otururken sanki gerçekten bir öğretmen sizi aramış gibi kalkıp ders çalışmanız gerekiyor. Ha, ben beraber ders çalıştığım öğrencilerim var şu anda. Ve benim onlara söylediğim, hep söylediğim şey, ben de bu şekilde öğrendim. Bana da öğretmenlerim hep bu öğüdü verdi. Şarkı dinlemek. Yani olay şarkı dinlemek. Yani ben kesinlikle filmci bir öğretmen değilim bu arada. İngilizce film izleyici bir öğretmen değilim. Senin yaptıkların tabii ki de çok güzel. Ama ben her zaman bir şarkıyı dinleyip İlk dinlemenizde bir kelime çıkarırsınız o şarkıdan. İkinci dinlemenizde bir cümle çıkarırsınız. Üçüncü dinlemenizde 4 cümle çıkarırsınız. 10 kere dinlersiniz şarkıyı. 10'uncuda çıkarırsınız o şarkıyı. Yani bu insana çok şey öğretiyor ve ben bütün dilleri bu şekilde öğrendim. Yani İngilizce, Almanca, Fransızca vesaire. Kesinlikle. Peki, inanılmaz. Peki şarkıyı dinlerken Türkçe karşılığını okuyor musun? Hayır, okumuyorsunuz. Yani önemli olan ne duydunuz? Yani siz duyduğunuzu 10'uncusu, mesela 10 kere dinlediniz artık. 10'uncusunda 3-5 kelime, 3-5 cümle yazdınız. Sonra açın o şarkının İngilizce sözlerine bakın. Ne kadar tutuyor? Ne kadar doğru
pronunciation'ı yakalayabildin. Şey, yakalayabildin. O işte yazımını ne kadar tutturabilmişsiniz. Daha sonra o şarkının sözlerini İngilizce olarak. Hiçbir zaman ben Türkçe çeviri taraftarı, yani direkt çevirmeyin. Türkçe çeviri taraftarı değilim. Yani şunu düşünelim, şunu yapabilirsiniz. Hiç anlamadınız ama şarkının sözleri önünüzde yazıyor, hiç anlamadınız. Evet, tek tek kelimeleri çevirebilirsiniz ama o cümleleri siz kurmaya çalışın. Yani şöyle ki, şarkıdan duyduğunuz çok önemli. O direkt sizin beyninize o kelimeler kazınıyor çünkü. O yüzden bence en önemli, yani benim yaptığım, hep yaptığım çok şey... güzel bir tüyo verdin aslında. O zaman hani biraz önce dediğin şeyle başka bir soruma bağlayayım. Ben çünkü sana sence dizi, film izleyerek gerçekten İngilizce geliştirilebilir mi diye soracaktım. Onu da bir söyle. Bence ikinci seviye. Birinci seviye değil. Yani çünkü biz de dizilerde, ya şöyle söyleyeyim size, bizim dizilerimizde Karadeniz var. Bizim dizilerimizde Güneydoğu var. Bizim dizilerimizde Ege şivesi var. Yani bizim dizilerimizde de şive var. Yani siz bir Amerikalıya İngilizceyi Atı Demirel'in filmini izleyerek öğretemezsiniz. O yüzden onun gibi Türkçe, yani İngilizce öğrenmek isteyen arkadaşlarımızın da ilk etapta film izlemesini öneririm. Evet, bu güzel bir öneri. Biraz benim bazı videolarımla çekilse de olsun. Yani bu senin daha profesyonel bir görüşün. Sonuçta ben pratik yollar sunuyorum. Ama çok güzel bir detay söyledin. İnsanın bence seviyesine göre hangi yöntemi uygulayacağını bilmesi lazım. Hani aslında benim... Söyle. Mesela hakim değilsin ama biliyorsun. Yani mesela o şekilde çalıştığım öğrencilerim de var. Biliyorsun, sıkar yani bir yerden sonra. Ya da çok iyisin, B2 seviyesindesin mesela diyelim ki. Ya da işte yani advanced seviyesindesin ama kitapta. O şekilde çalıştım, mesela 6 tane öğrenci vardı. Derse girdim, advanced seviyesi dediler. Konuşuyorum, hiçbir cevap yok. Hani nerede çalışıyorsunuz, nerede oturuyorsunuz diyorum. Bakıyorlar, dedim siz advanced seviyesi misiniz? Ama biz kitapta yapabiliyoruz dediler. Yani gramer muhteşem ama konuşamıyorlar. Onlar film izleyecek işte. Yani ben çok takılıyorum. Ben 4 yıldır İngilizce ders alıyorum ama ben konuşamıyorum. Eğer ki böyle bir durumdaysanız tabii ki de dizi film çok yarar sağlar. Tabii ki şarkı dinlemeye devam edin ama ilk seviyedeyseniz sizi çok yanlış yere de götürebilir. Yani sürekli kendinize like diyen biri olarak da bulabilirsiniz. Çünkü filmler öyle oluyor. Peki sana bir şey soracağım o zaman. Şimdi benim bazı videolarımda ben günlük yazmayı öneriyorum. Aslında şimdi senin şarkılarla ilgili verdiğim tüyodan sonra ben de orada hani hep yapmaya çalıştığım şey, söylemek istediğini bugününle ilgili, yani kahvaltı ettim bile demek istiyorsan kendin ne kadar diyebiliyorsun? Hani diyebildiğin kadar yaz hep diyorum. Ama mesela ben bir noktadan sonra eğer hani diyemiyorum, hiçbir şey bilmiyorum diyorsan hani belki bir çevirmesine bakıp en azından demeye çalıştığın şeylerin nasıl dendiğini de görebilirsin diyorum. Ha, bunun hakkında ne düşünüyorsun? Yani sence o diyemeyecek seviyede olan biri yazıyla bir şeyler öğrenebilir mi? Yoksa her şeyi bırakıp gramerle başlayıp sonra mı öğrenmek? Sonra mı öğrenmesi lazım? Bence senin yaptığın çok doğru. Çünkü şöyle, grameri size biri öğretmezse öğrenemezsiniz. Yani açıp video izleyip, işte YouTube'dan diyelim ki, herhangi bir gramer videosu izlemeden grameri öğrenemezsiniz. Çünkü Türkçe'de sözcük dizimi farklıdır cümlenin öğelerinde, İngilizce'de farklıdır, diğer dillerde farklıdır. Ama ben öğrencilerime de her zaman aynı şeyi söylüyorum. Sadece konuşun. Ben sizi anlayacağım. Siz nasıl ki bir Amerikalı yolda gördüğünde ben istiyor gitmek Sultanahmet deyince yalnız bir dakika sen biraz devrik kurdun bu cümleyi diye karşınıza alıp düzeltmiyorsunuz. Aynı şekilde siz kendinizi yırtsanız da yabancı ülkede sizi anlayacak tarzanca dediğimiz şekilde. O yüzden önemli olan konuşma. Yani önemli olan, mesela aklımıza annemizi anlatıyoruz. Mesela ben speaking sınıfındayım.
Ben hep onun için söylüyorum. İşte işte what about your mother? Mesela annen hakkında bana bir şey anlat diyorum. Şimdi annem ev kadını diyecek bana diyelim ki karşımdaki öğrenci. Ev kadını aklınıza gelmedi. Hı-hı. Ama o anda aklınıza ressam geldi. Hı-hı. My mother is a painter. Yani benim annem ressam diyebilirsiniz. Çünkü ben sizin annenizi tanımıyorum. Hı-hı. Benim için önemli olan konuşmanız. Mesela sabahleyin diyelim ki neymiş olalım? Peynir yedim diyeceğiz. Sabahleyin gerçekten peynir yediniz. Ama aklınıza peynir gelmiyor. Ama çok daha basit bir kelime var değil mi? Kahvaltıyla alakalı. Kruvasan. Ya da pankek. Yani bunlar Türkçe. İngilizce ya da Fransızca. Ben sabah this morning I ate pancake. Hangi? Bu kadar. Yani herhangi bir sınavda özellikle de IELTS, TOEFL gibi hani İngilizcenizin ölçüldüğü bir sınavda en önemli olan şey dürüstlüğünüz değil. En önemli olan şey konuşmanız. Biz hikaye yaratıyorduk öyle hatırlıyorum çalıştırılırken de yani. Kesinlikle. Kesinlikle. Ya çok güzel bir şey söyledin. Yani de o zaman aslında belki o günlüğü yazarken bile gerçekten ne yaptığını bile yazması gerekmiyor. Diyebildiğini yazsa bile yeter. Yani kesinlikle şunu söyleyebilirim. Doğruyu bulmaya çalışırsanız dilden soğursunuz. Siz kesinlikle bildiğinizden gideceksiniz. Bugün pankeki biliyorsunuz ya. I ate pancake. Pancake yedim dediniz. Ama aklınızda şimdi ne var? Ya ben peynirin İngilizcesini bilmiyormuşum. Yazdığınız günlüğü bitti. Peynirin İngilizcesi neydi? Baktım cheese. Bir gün sonra onu I ate cheese. Yani hani bu size kendiliğinden gelecek zaten. Yani kesinlikle doğruyu bulacağım diye tıkanmayın İngilizce konuşurken. Yani ben bütün öğrencilerime de aynı şey söylüyorum. Senin takipçilerine de en verebileceğim bu. Çok 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 güzel bir şey verdin bence. Hani daha önce de hiç böyle bahsetmediğim bir şeydi. O şey gerçekten kendin çalışmak ya da online. Sonuçta benim videolarımı izlemek de onlar için bir online. Ya da bir hocayla online çalışmak da. Ama hani bazen işte ya ben okulda bana öğretemiyorlar. Ya da okulda şöyle. Ya ama ya bu aslında daha önce cevap verdiğim bu self control. Yani otorite kişinin kendisiyle alakalı bir durum. Hı-hı. Yani ben de Japonca öğrenmek istiyorum mesela şu anda diyelim ki. Ama ben açıp da YouTube'dan daha bir tane bile Japonca video izlemedim. Yani bu kendinize bunu amaç edinmelisiniz. Yani İngilizce öğrenmeyi bence kim olursanız olun, nerede olursanız olun, İngilizce konuşmak artık bir artı değil. Artık bir zorunluluk. O yüzden az da olsa, çok da olsa bir noktada İngilizce konuşmanız gerekiyor. Dediğim gibi grameriniz muhteşem olabilir ama konuşmazsanız yani hayatta yani kimse size gramerinizi de değerlendirmeyecek. O yüzden kendinize hep bunu hatırlatıp şu anki teknolojiyi ve bu güzellikleri bu kadar uzaktan eğitim işte uzaktan erişim ya da binlerce ücretsiz app'ler işte mesela aynen. Senin daha önce de bahsettiğin işte uygulamalar olabilir, verdiğin öğütler olabilir. Onları kullanıp bunu artıya çevirip kendinize bunu edinmeniz gerekiyor. Yani İngilizceyi bu şekilde öğrenmeniz aynen. Çok 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 güzel ve kolay ve bir zorunluluk yani dediğim gibi. Yani artık kesinlikle. Türkçe bilmek yani Almanca bilerek doğduğunda İngilizce konuşmak zorundasın. Türkçe bilerek kesinlikle. Doğduğunda İngilizce konuşmak zorundasın. Fransızdan İngilizce konuşmak zorundasın. Yani ben hiç kimseyi birbirinden ayırdığım için bunu demiyorum. Ama bu ortak bir dil olduğu için bunu diyorum. Yani evet Çince çok revaçta şu anda, işte Hintçe çok revaçta, Arapça çok revaçta. Ama en nihayetinde hiçbirini konuşamıyorsanız kesin bir... İngilizce biliyorum. Kesinlikle çok doğru söyledin. Peki çok güzel bir yere geldi aslında. Motivasyonunu nasıl koruyabilir İngilizce öğrenme sürecinde bir insan? Mesela şarkı bence çok güzel bir örnekti bunun için. Çünkü hani şarkı dinlemek aslında sana işkence çektiren bir şey değil öğrenirken. Yani ne kadar zevkli bir şey. Ama hani böyle ya öğrenemiyorum, yapamıyorum, motivasyonumu kaybettim dediğinde sence yani ne yaparsa ya da ne düşünürse kalkınabilir bu durumdan bir fikrin var mı? Bulabilir.
bu YouTube denilen yer o kadar çok bilginin olduğu bir yer ki kaybolduğunuz anda yol gösterecek bir yer. Yani yoğurt mayalamayı YouTube'dan öğreniyorsak bence İngilizceyi de YouTube'dan öğrenebiliriz yani. Çünkü ben bile hala bir şeyde takıldığımda how to do bilmem ne ya da gramer dersinin adını yazıyorum. Evet, tak diye bana Uruguay'da o gramer dersini işlemiş bir öğretmenin videosu çıkıyor. İzliyorum. Yani motivasyonunu kaybettiğinde bence insanın önemli şey bir destek bulması ve yani zaten çok güzel. Kesinlikle. Çok güzel söyledin. Çok doğru. O zaman böyle biraz daha teknik şeylerle hani kapatmaya doğru gidelim. Birazcık bize böyle sınavlar hakkında bilgi verirsen çok sevinirim. Yurt dışında okumak isteyen izleyenler var beni. Yurt içinde işte yine İngilizceye ihtiyaç duyduğu okullara gitmesi gereken, yurt dışına taşınmak istiyorum, ne yapmalıyım, ne almalıyım vesaire. Hani şöyle fikirlerini ve bildiklerini paylaşırsan çok seviniriz. Tabii yani şey zaten hepimizin yüzyıllardır bildiği Amerika'nın kabul etmesi yani Amerika'daki ben şimdi birazcık şöyle söyleyeyim daha doğrusu lise seviyesinden alayım ben bunu. Çünkü ondan önce zaten sınav yani ilkokul dönemi için değil de senin takipçilerin birazcık daha anladığım kadarıyla hani lise, üniversite gibi. Aynen. Liseden alayım o zaman bu işi. Şu anda kendim de zaten bir lisede çalıştığım için ve kendim de bu yolları daha zaten yeni geçtiğimiz için aslında çok da iyi biliyorum. Amerika'nın kabul ettiği sınav sistemi SAT sınavı. SAT sınavı kendine has bir müfredatı olan aslında Türkiye'de gördüğümüz matematikten çok daha alt seviye bir matematik testine sahip olan bir sınav bütünü. Bu SAT sınavına bazı üniversiteler mesela şey diyebiliyor işte psikoloji SAT'yi de alın işte ne bileyim ben fen, fizik SAT'yi de alın. Yani subject dediğimiz yani ders bazlı da seçebiliyordu bugüne kadar. Ama SAT genel anlamıyla işte İngilizcenizin ne kadar iyi olduğunu belirten ve üzerine özel olarak çalışılan bir sınav. Çünkü onun kendine özel kelimeleri vardır. Evet. Kendine özel paragraf soruları vardır. Farklı bir çalışma stili ister. Bugüne kadar böyleydi. Ama bugün SAT subject testini kapattı. Yani artık sadece genel bir SAT sınavı var. Ay keşke bizim zamanımızda da öyle olsaymış. Evet. Yani mesela artık özellikli olarak hani üniversiteler ders seçip bu SAT'ye gir diyemiyor. Genel anlamda bir SAT alabiliyorsunuz. O yüzden de AP diye bir program çıktı yeni. Bu AP uzun yıllardır benim de mezun olduğum IB programının farklı bir versiyonu. IB bugüne kadar hep Avrupa bazlı çalışılan bir programdı. İlk onu anlatayım sonra yeni bu AP'yi anlatayım. IB International Baccalaureate işte Milano'da, Fransa, Paris'te, İtalya'da, İspanya'da ya da İngiltere'deki okullarda özellikle IB olarak. IB puanı çok yüksek olursa maddi destek bursuna başvurabiliyorsunuz, akademik burslara başvurabiliyorsunuz vesaire vesaire. Amerika'daki okullar için SAT'yi alıyorsunuz. SAT sizin okulunuzda olmak zorunda değil zaten yoktur. SAT yazdığınız zaman Google'a direkt olarak SAT'nin sınav merkezi karşınıza çıkar. Oradan istediğiniz tarihi ve istediğiniz merkezi seçip başvurabilirsiniz. SAT'ye giriyorsunuz Amerika için. İngiltere'de belki hani o İngilizce atmosferin içinde okursanız çok daha rahat bir geçiş yapabilirsiniz. AP'de dediğim gibi çok yeni, daha çocuk bir sistem. Yani çocuk dediğim daha çok küçük o yüzden yeni başladı. Genç bir sistem öyle söyleyeyim. Şey tamamen okullar size mesela AP'yi işte şundan al, bundan al, işte matematikten al, fizikten al, kimyadan al. Eğer ki bizim mimarlık bölümümüze girmek istiyorsan bunların sonuçlarını görmek istiyoruz diyorlar. Onlara giriyorsunuz. Bir çizim okuluna başvuracaksınız. AP portfolyo diye bir şey var. Onu almanız gerekiyor. Bunların hepsi genel anlamda bu üç program liseden üniversiteye geçiş için.
Üniversite sırasında gidişte Erasmus kullanabilirsiniz, Rotary Exchange Program kullanabilirsiniz. Ki Rotary Exchange Program'da benim kendi tanıdığım bir arkadaşım %100 bursla gitti. Yani bu şekilde yardım derneklerinin eğer ki siz İngilizcenizin iyi olduğunu IELTS ya da TOEFL gibi belgeyle ispatlarsanız sizi gönderiyorlar. Böyle. İngiliz yani ya gitmek istiyorum sınavdan çok iyi almam lazım diyen biri için TOEFL IELTS arasında nasıl bir seçim yapmalı sence? Tamamen teknolojiyle arası ile alakalı bir şey bu seçim. TOEFL bilgisayardan IELTS hala ben hayatım boyunca hiçbir zaman bilgisayardan bir şey okuyup anlamış değilim. O yüzden benim için her zaman IELTS. Paperwork olmuş. Yani kağıtla yapıldığı için. Yani benim onu yuvarlığa almam lazım. Senin kesinlikle böyle çizmem lazım. Şuraya gitmek istiyorum. Ne lazım? Yani ben genel bir şekilde Amerika şunu istiyor desem bile o istediğiniz okul bambaşka bir şey isteyebiliyor. Bazen hiçbir şey isteyemeyebiliyor. İşte portfolyonuza, CV'nize, rezümenize bakıyor falan. Kesinlikle öyle. Yani okulların sitelerine girip okumak çok önemli bence. Yok, bu konuda. Yok. Çünkü bizim sistemimizden bence en büyük fark o. Bizde daha bir genel bir sistem bir şey varken onlar daha tekel kendi sistemlerini oluşturuyorlar. Bir de şöyle bir şey var. Şu anda döviz kurundan dolayı sınav fiyatları çok arttı. Yani eskiden 300 lira olan sınavlar şu an 1800 lira oldu. Bu yüzden de boşa para harcamanın da bir alemi yok. Zaten 1800 lirayı vermek bile çok büyük büyük. Bunu çok iyi anlayabiliyorum ama yine buralarda mesela isteyen arkadaşlar derneklerden desteklerle başvurabilir. Yani gerçekten sosyal yardım kuruluşları akademik başarılı öğrencilere bu konuda destek çıkıyorlar. Ben biliyorum. Ama o yüzden üniversitenin istediğini iyi araştırsınlar ki mesela bazen sınava giriliyor, o kadar çalışılıyor, ediliyor. Sonra bir bakıyoruz daha üniversite meğersem akademik başarı karnesiyle alıyormuş. Hani boşuna girilmiş, çabalanmış oluyor. O yüzden üniversitenin ne istediği çok önemli. Yani çok teşekkür ederiz. Çok çok güzel bilgiler verdin. Gerçekten yani bu kadar zamandır İngilizce içerik yapıp vermediğim bilgileri verdik. O yüzden çok çok mutlu oldum. Bu arada hani bahsettiğimiz konular hakkında da ben linkler bulmaya çalışıp aşağı koyacağım. Sana da belki sorarım hani. Belki o burs olanaklarıyla ilgili bile bir bilgi koyarım aşağı ki bakabilsinler. Ama ben şöyle bir şey düşündüm. Yani sen şu an ne yapıyorsun, ne diyorsun? Ben de hani en yakın arkadaşın olsam da bilmiyorum ama eğer İzleyenlerin ulaşabileceği bir mailin varsa istersen aşağı koyalım. İzmir'de Rüya. İzmir'de olanlar özellikle İzmir için ulaşabilir. Ama zaten pandemiden dolayı Zoom'dan ders yapıyorsun diye biliyorum. Kendisi çok da uygun şekilde Ceylin 10 koduyla veriyor. Kodum yok. Kodum yok ama gönlüm zengin. Zaten biliyorum senin ne kadar hani anlayışlı olduğunu. Ama ya ben bunu söylemek istedim çünkü gerçekten işte biliyorum artık çünkü uygulamalar bile o kadar pahalı ki. Yani uygun bir şekilde doğru eğitimi bulmak da çok güzel. Ama her zaman söylediğim şey eğer ki para vermezlerse kendilerini kimse zorunlu hissetmez. Ben de para verdiğimce spor yapıyorum. Aynen öyle. Yani, aynen öyle. O yüzden bunun bir yani sizi zorlayan bir şey olmalı arkadaşlar. Yani ya da 29 Mayıs'a alın ayansınız mesela. Yetiştirmeye çalışmak zorunda kalın. Evet. Aynen öyle. Kesinlikle katılıyorum. O yüzden yani Rüya'ya ulaşmak isteyenler hem de daha genç, daha arkadaş gibi ben bir iletişim kurulduğunu düşünüyorum. Aynen. Çok da iyi bir öğretmen olduğuna %100 eminim yani kendisinin. O yüzden onu koymak isterim ben. Hani ulaşım şeyini sen bana verirsin. O şekilde aşağı koyarız. En azından konuşmak isteyen, öğrenmek isteyen nedir, ne değildir, nasıl yapıyorsun. Sana da ulaşmış olur diye düşünüyorum. Evet. Çok güzeldi. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yani bunun böyle ilk seferinde seninle olduğum için de çok mutlu hissettim. Umarım İzleyenler de çok güzel zevk almıştır diye düşünüyorum bunu izlerken. Ben çok de çok gurur duydum seninle arkadaşım. Çok teşekkür ederim beni kanalında misafir ettiğin için. Yani çok teşekkür ederim.
Öpüyorum seni çok. Burada böyle videoyu kapatıyoruz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Konuştuğumuz tüm başlıklar hakkında linkleri aşağıya koyuyor olacağım. Rüya'nın mailini de aşağıya bırakıyorum. İsteyen iletişime geçebilir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu serinin diğer konuklarını da izleyebilmek için kanala abone olmayı ve beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşürüz.